Tohum üretimiyle ülkede ilk sırada yer alan Konya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüleri ve özel sektör kuruluşlarının çabalarıyla yerli ve milli çeşitlerin ıslahıyla sahada ekiliş oranları da artıyor. Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma İnstitüsü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında ıslah çalışması yapılan İkonya adlı ekmeklik buğday çeşidinin hasadı gerçekleştirildi. İkonya, Altınekir'in Akköy mahallesinde verim ve kalitesiyle çiftçiyi sevindirdi. Alvorof enerji değeri çok istenen, çok un sanayicisinin kalite kriteri olarak benimsediği bir değer. Bizler ıslah stratejimizde verimleri arttırırken kaliteyi de mümkün olan en üst düzeyde, yani Alvorof enerji değerini de düşürmeden verimimizi nasıl ileriye taşıyabiliriz diye sürekli bir plan ve program içerisinde olduk. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma İnstitüsü Müdür Yardımcısı Birol Ercan, yeni geliştirilen hububat çeşitleri soğuk veya zararlılarından etkilenmeden geniş ekolojilerde rahatlıkla üretilebilen çeşitler olarak tescil edildi, dedi. Bölgeden bölgeye çeşitleri götürdüğünüzde zararlanma görmeden, soğuk zararıydı, şuydu buydu, geniş ekolojilerde rahatlıkla üretilebilen ve Türk çiftçisine belli manada ekonomik katma değerler getiren çeşitler bakanlığımız tarafından ıslah edildi, tescil ettirildi. Mahalledeki genç çiftçilerden ziraat mühendisi Raşit Akköylü de tarlasında hasadı yapılan çeşidin ilgi uyandırdığını belirtti. Tohumdan gayet memnunuz. Bu yıl sulu şartla denedik. Toprak durumumuz akçıl. Şu anda tahmini verimimiz 650 kilo civarında. Memnunuz. Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kanıcıoğlu ise İkonya'nın bölgede ekiminin yaygınlaşmasını beklediklerini dile getirdi. Ne kadar az suyla bir ürün üretirse çiftçimiz de o kadar mutlu olur. Önemli olan her ikisini de entegre götürmesi gerekiyor. Yani kuraklığa dayanıklı bir buğday ama verimli olacak. Kazandığı, çok su kullandığı üründen kazanabileceğini, az su tüketen üründen kazanması gerekir. Bunun için de endüstri tabii ki çalışıyor.